94 yerel seçimlerinde onunla yaptığımız seçim turu geliyor. Güvercin otobüsünün içinde. Şimdi Selçuk Bey, o zaman şöyle başlayalım. Nasıl gidiyor belediyeler? Hepsinde hiçbirinde para yokmuş. Kurtarabilecekler mi başkanlar bu 5 yılı? Öyle bir giriş yapalım mı? Hem sizin niyetinizi de öğrenmiş olalım. Ya tabii belediyeler zaten genel manada sadece İzmir belediyeleri değil, belediyelerde birçok sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar olağan şeyler. Tabii Türkiye bir de kabuk değiştiren, yavaş yavaş bunu kimseler hissetmese de hani yerel belediyecilikten genel, yani büyükşehir yasalarıyla birçok şeyler değişti. Yerel belediyelerin kendi kaynakları büyük şehirlere dağıldı. Bu şekilde belediye başkanlarımız seçildiler. Ben eminim ki kısa zamanda derleyip toparlayıp halka gerekli hizmeti veriyorlar, zaten vereceklerdir. Ondan hiç endişemiz yok. Hepsi çok cesur, yürekli. Bir de çok yeni bir jenerasyon. Çok gayretliler, çok hevesliler. Bunu görüyorum. Gözlerimdeki enerjiyi görüyorum. Biz de oy verdik, karşılığını isteriz yani. Ya muhakkak yani Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıları var. 22 yıldan beri yaşanmış. Türkiye böyle bir renge büyük ihtiyaç duyuyordu. Şu anda motivasyon halkta da çok yüksek. Çünkü uzun zamandan beri ya bunlar bir türlü gitmedi, bir türlü gönderemedik noktasından. Evet, bu işin artık sonuna gelindi. Bu işi derleyin, toparlayın. 2028'de de ne varsa alın gidin. Bu ülke size emanet ve noktasına gelindi. Vallahi kesinlikle katılıyorum size. Çünkü CHP'nin olası iktidarının anahtarı yerel yönetimlerdeki başarısı olacak. Ben de bunu istiyorum. Yani gerçekten bunu yürekten istiyorum. Şimdi Selçuk Bey, biz gelelim konumuza. Şimdi bilen var, bilmeyen var. Ben bir şeyler yazınca dün akşam saçma sapan tepkiler aldım. Yok şimdi de hayvanların savunucusu mu görüyorsun kendini diyen. Engelledim hepsini, troll gibi tipler. Ya bu tasarı kimin aklına geldi? Kim nereden etkilendi? Benim duyduğum şeyler var. Ben size bırakacağım sözü ama. Ya galiba çok hatırlılardan birini bir pitbull ısırdı. O da kızıp tasarı hazırladı gibi bir düşüncem var ama bu nedir? Bu işin esbabı mucibesi nedir eski deyimle? Evet. Tabii siz deneyimli bir gazetecisiniz. Kaynaklarınız eminim ki bizlerden çok Estağfurullah. Bu söylediğiniz bilgiye ben çok hakim değilim ama Türkiye'nin uzun yıllardan beri süren bir hani sokak hayvanı diyen var, can dostlarımız, yani çeşitli isimlerle isimlendirilip bunu konumlandıranlar var. Bizim aslında toplumsal olarak, tarihsel olarak bir kere hayvanlarla çok barışık bir milletiz. Tabii ki. Böyle bir sorunumuz olmaması gerekirken, tabii son zamanlarda bu şeyle de alakalı, hani nüfus popülasyonunun kontrol altına alınırken, yani çoklu ailelerden, çoklu çocuklardan tekli, azlı ve yoklu çocukluklara geçtiğimiz anda biz can dostları daha çok keşfetmeye başladık. Bunu keşfettiğimiz noktada da herkes aynı hassasiyette olmadı, olamıyor. Bugün mesela İzmir belediyeleri içerisinde örneğin bu sorunu en çok yaşayanlardan birisi Çeşme Belediyesi. Doğru. Neden bunu yaşıyor? İşte Çeşme, öyle tahmin ediyorum, yaz aylarında nüfusu milyonları geçiyor ve bir o kadar da geride hayvan bırakıp gidiyorlar. Hepsi yani, öyle. Karaburun öyle, Uğur'la öyle, Seferihisar öyle. Yani tabii yollar hayvan dolu oluyor. Çok büyük bir handikap. Bu şekilde olunca bu hayvanların kalabileceği yer neresi? Meydanlar. Kendilerine bir barınak edinmeye, yurt yuva edinmeye çalışıyorlar. Bir yerlerde benim aynı zamanda mesleğim de veteriner hekimlik olduğu için hastalarımız geldiğinde onlara şöyle bir şey söylerim. Temkinli dururlar. Hani başka birisi gördüğü zaman temkinli dururlar. Ya da size bir köpeğin yanından geçerken temkinli durursunuz. Aslında olayın özeti şu. Siz ondan korkarsınız, o sizden korkar. Biz bu barışı sağlamak zorundayız. Bu barış da nasıl sağlanır? İçinizde onlara karşı bir sevgi, bir şefkat, sevgi göstererekten geçirilebilir. Ha, bu süreçler aşılır mı? Aslında çok kolay, aşılma noktasındayız. Tabii bu yasa nasıl geldi? Birilerini ısırdı, ısırmadı. Muhakkak birileri ısırılıyor. Yani ne var bu tasarının içinde? Ya işin özeti hani kibarca hayvanların yok edilmesi, var. Yani bu çok ağır bir tabir. Bu çağda, bu zaman diliminde toplum buna izin verir mi? Ben buna çok, yani toplum aslında farklı uyanışları da beraberinde getiren onu soracağım size. Bir sürece bakın gidiyor. Sevgili hekimim, öyle diyeyim size. Benim oturduğum mahallede
sokak hayvanlarına kimse dokunamaz. Şöyle söyleyeyim, bir rahatsızlığı olan bir çocuğumuz var mahallede. Zaman zaman kriz geçirdiğinde avaz avaz bağırıyor. Ve o çocuğu sakinleştiren bizim organize baktığımız sokak köpekleri. O çocuk bağırdığı zaman yanına geliyorlar, sürtünüyorlar, kokluyorlar. Şimdi böyle bir rehabilitasyonu koca mahalle gördükten sonra, kusura bakmasın devlet, benim devletim, şimdi tam da orada çok size, ciddi sıkıntılar çıkabilir diyorum ben tam yani. Tam da orada ben size bir soru lütfen soracağım. Sizi koordine eden bir organizasyon var mı? Hayır. Olay bu kadar basit. Bilmiyorum siz Kemalpaşa'da da var mı? İzmir'in pek çok yerinde esnaf kutular yapıyor. Biz bozuk paraları atıyoruz içine. Onların mamalarını, hani birbirimizi tanımasak da o kutunun içinde birleşiyoruz biz. Ve gerçekten ama burada bilmiyorum siyasetçiye, belediyelere de şeyler düşüyor çok mu? Büyük, çok büyük yükümlülüklerimiz var. Tabii önce şurayı bir tamamlamak lütfen, istiyorum. Lütfen, lütfen. Mesleğim boyunca işin bu taraflarını çok görmeye çalıştım. Şimdi Türkiye'de hiçbirimizin bilmediği öyle güvercin organizasyonları vardır ki, bunun ne Tarım Bakanlığı, ne veteriner bilmem ne işleri daire başkanlığı, ya bilmem ne vakfı, yok bilmem ne derneği diye bir şey yok. Ama bu insanlar öyle kendi aralarında bir organize ki, doğru, müthiş doğru hayranlık duyuyorsunuz. Belki de zaman zaman şunu düşünürüm. Hani hep bu 20 yıldan bahsederiz ya. Bu süreç içerisinde bizi ayakta tutan, motive eden, göremediğimiz bu organizasyonlardır diye düşünüyorum. Vallahi çok yani mantıklı. Yani o insanlar bunu kendi aralarında sessizce, ki buna özellikle sokak hayvanları konusunda çok büyük tanıklıklarım var. İnsanlar ya bir dönem şunu yapmaya çalıştık Kemalpaşa'da. Bir dernek kuralım bu işi. Yani öyle insanları yan yana getirdik ki, bu insanların bir kısmı hakikaten variyetli ama bu işi koordine edebilecek zamanı yok. Bir kısımda hiçbir imkanı yok ama varını yoğunu, olmayanı dahi buraya harcayan bir noktada. Şimdi bu insanları bir koordinasyon, ufak bir el dokunması gerekiyor. İşte burada belediye ya da devlet buna imkan verebilir. Şimdi Genel Başkanımız Özgür Özel'in fon oluşturulması yönünde son derece makul ve mantıklı. Fon ne amaçlı? Şimdi şöyle, hani TRT mesela ne diyor? Biz diyor bütün halk müziği, sanat müziği, kültürünü, hakikaten de TRT olmasa biz bu bestelerden birçoğundan hem bir haber oluruz hem de onların kaydı tarihsel süreçte yok olup gitmesi gibi şeyler söz konusu olabilir. Tabii ki. Tabii benim buna ekleyeceğim var, yani bunu söylüyorum ama buna eklenecek olan, bunu dernek ya da vakıf halinde, devletin şimdi Kızılay'ı kurmuş yoksuz zamanlarda ama kanı buluyor, ama depremde şunda bunda yardımını yapıyor. Yeşilay'ı kurmuş işte alkolle mücadele, efendime söyleyeyim. AFAD'ı kurmuş yıkıntılarda, devletin sıkıntı çektiği dönemlerde, deprem vesaire işlerde hemen devreye giren. Şimdi bizim güncel konumuz ve en hassas konularımız, çünkü hayvan popülasyonu insandan da hızlı ürüyor. Orada doğru doğum kontrolü diye bilinç yaratabileceğin herhangi bir şey yok. Ha, buradan belediyelere gelirsek ya da devlete gelirsek, ben aslında belediyelerden ziyade devletin bu işi sırtlanması taraftarıyım. Peki Selçuk Bey, bir şey tuhafınıza gitmiyor mu? Hatırlar mısınız 90'lı yıllarda Panter Emel haberleri yapardık. 90'lı yıllarda aslında sokak hayvanlarıyla alakalı bir hassasiyet oluşmuştu. Fakat bizim siyasetçilerimiz ya da bizim ülkemiz, halkımız, milletimiz, ne derseniz, ya bu işin büyüyeceğini hissetmediler mi? Hissetmediler, halen de hissetmiş değiller. Yani şöyle söyleyeyim, bunu tabii nasıl algılatabiliriz, bunu anlatmaya çalışalım. Şimdi evde 4 kişisiniz, 2 çocuk, 2 anne baba. Ve siz bir anne %90 zaten köpeğe karşıdır ya da ki eve kedi alınmasına karşıdır. Bu süreç içerisinde çocuklardan birisi, ki yeni nesil hayvansız kesinlikle yapmıyor. Her eve bir hayvan muhakkak giriyor. Bununla barışmamız gerekirdi. Bunu anlamamız gerekirdi. Yani onları, mesela bizde mezhepler var. Ona dokunduğu anda abdesti bozulan mezhepler var. Doğru, doğru. Yani tabii ama belediyeyi yönetiyorsanız, ama ülkeyi yönetiyorsanız, tabii bu hayvanseverler hassasiyetini gözetirken bu hassasiyetleri de gözetme noktasında kalıyorsunuz. Yani bu hassasiyet büyüdü, gelişti, bugünlere gelindi.
Bunun yapılabilecek en güzel işlerinden birisi bu hayvanların düzenli bir şekilde kontrol altında tutulup kısırlaştırılması. Kontrol altında nasıl tutarsınız? Kayıt mekanizmasını sağlam oluşturmanız lazım. Tabii buradan şunu net bir şekilde toplumun da bilmesi gerekir. Önümüzde 15-20 gün sonra Kurban Bayramı var. Biz halen bu ülkede büyükbaş sayımızı kontrol altına alamamışız, kayıt altına alamamışız. Muhakkak ki buna bir cevap gelecektir. İşte şu kadar hayvanımız var falan filan. Hiç inanmayın. Hiç inanmayın. Çünkü kurbanda kesilen hayvanların düşüldüğü kayıt sistemi daha henüz kurulamadı. Yani onlar başka bir konu. İnşallah başka bir zaman çağırırsak konuşuruz, onları da, tabii onları ki da ayrıca konuşuruz. Yani bu sürecin doğru yönetilebilmesi için hayvanların ithaf edilmesinden ziyade kısırlaştırma, kayıt sisteminin doğru düzgün tutulması ve bu hayvanların sahipsiz hayvan diyelim artık, yani böyle bir kavram oluştu, sahiplendirilmesi yönünde toplumda ciddi bir farkındalık var. Yani herkes artık, bilmiyorum apartmanınız kaç katlı, eskiden hani o söylediğiniz yıllarda o apartmanda bir canlı var mıydı? Kuş olabilir, kedi olabilir. Şu anda çoğunda var. Köpek yani olabilir. İki blokta yedişer kat. 90'lı yılları soruyorum. O zaman var mıydı? Ama ben... Yoktu. Ben İzmir'in çeperlerinde büyüdüm Selçuk Bey. Bizim mahallemizde de, bahçemizde de, bahçeli bir evimiz vardı. Aynen. Kedilerle, köpeklerle büyüdük biz. Aynen. Yani şimdi bunların kontrol altına alınması ve yaşamlarını devam edecek... Orada belediyelere ya da dediğim gibi ben bu işin devlet mekanizmasını, çünkü bütün ekonomiyi kontrol eden, bütün arazi yapısını kontrol eden, şimdi belediyeye barınak yapsın, belediye gelecek sizden bir arazi isteyecek, bir sürü yazışma, çizişme, oraya ruhsatlandırılması, alması, vermesi aylar sürüyor. Ama devlet zaten bu işin başında, devlet demeyelim de iktidar diyelim, yani ben burada devlet kavramı... Maliyet hesabı yapanlar var bu konuda. Yok kısırlaştırılması kaç para biliyor musun? Yok Türkiye'de ekonomi ne durumda biliyor musun? Ben öyle acayip tepkiler alıyorum ki. Yani bu işi koskoca devlet yapamayacaksa. Kim ve yapsın? Örnekler veriliyor. Yani evet. Çok tuhaf örnekler veriliyor. İşte Amerika şu kadar bin hayvan öldürmüş. Ya Amerika bana örnek mi? Benim kültürüm var. Ya ben şimdi Hacı Bektaş-ı Veli'yi nasıl yok sayarım? Onun hayvan sevgisini, bu dinin peygamberinin hayvan sevgisini nasıl yok sayarım? Atatürk'ün Fox'unu nasıl yok sayarım? Yani orada hem iletişim eksiği var hem de sanki başka bir niyet var. Onu çözemedim Selçuk Bey. İşte o niyet biraz önce söylediğiniz birilerinin ısırılması. Çünkü onlar cesaret edip onlarla dost olmayı, onlar içlerinde de başka bir kini yaşadıkları için onunla barışmak yerine ona farklı bir gözle bakıp onun da bir dünyası olabileceğini, aslında biraz önce konuyu çok da güzel tarif ettiniz. Kimseyle iletişim kuramayan bir çocuğumuz bir köpeğin evet. sevgisiyle, şefkatiyle ve bugün psikologlar da birçok zamane gençlerine ya da bu tür travma yaşayan insanlara bir hayvan edinmeleri tavsiyesini artık bir reçete haline geldi. Vallahi ilginç şeyler de söyleniyor. Kendi kendine konuşma hastalığı olanlar kedi ve köpek edindikten sonra bu şeyi daha huzurlu, daha az gergin, yani şeyi de yani ciddi bir rehabilitasyon kaynağı aslında. Ya bu konuda aslında psikologların ve sosyologların da artık bir devreye girmesi gerekiyor. Değil mi? Yani şundan dolayı biz biraz önce söylediğimiz... Tek muhatap veterinerler değil aslında, doğru. Çoklu ailelerden tekli çocuklar, ben 6 kardeşim, benim bugün 2 çocuğum var. O 2 çocuğum da hani inşallah evlenirler, onlar da çoluk çocuğa karışırlar. Neler yaşayacağını, biz çünkü 6 kardeş birbirimizle dövüşürdük, kavga ederdik, barışırdık, bayramlar o biçim geçerdi. Tabii. Şimdi birbirimizi anca ağırlıyoruz. Bunun beraberinde işte sosyologlar ya da psikologlar bunun yansımalarını ortaya çıkarabilecek bir şeyler yapmalılar. Yani bunlar aslında ortaya çıktı. Ben meslek olarak bunu net görebiliyorum. Çünkü gelen aileler ya bir çocuk ya iki çocuk. Kucaklarında ya bir kedi ya bir köpek. Muhakkak geliyorlar. Ve o an işte anne bu kediyi ya da köpeği sevmiyor. Aman çocuklar aldı da ne yapacağım da mecbur kaldım da falan. Bir müddet sonra bakıyorsunuz çocuklar işte oyuna dalıyor, bir şey yapıyor.